Merhaba arkadaşlar, yine çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte arkamda görmüş olduğunuz devasa fabrikada gece gizlice kalmayı deneyeceğiz. Burası çok büyük bir yer ve gerçekten inanılmaz güvenlik önlemleriyle korunuyor. Zaten arkadaki tel örgülerden de anlayabiliyorsunuzdur. O yüzden içeriye girmek için fabrikanın sahibi bize özel bu giriş kartlarından hazırlattı. Şimdi sizinle birlikte bu kartlar sayesinde içeriye gireceğiz. Daha sonra işçi elbiselerimizi giyeceğiz. Daha sonra neler yaşayacağız? İnanın ben de bilmiyorum. Bizi bu gece neler bekliyor? Gerçekten çok heyecanlıyım. Öyleyse gelin artık fabrikamıza giriş yapalım. Tam işçilerle birlikte gireceğiz arkadaşlar. Çünkü onların da vardiyası 4.30'da başlıyor. Şu anda da saatlerimiz 4'ü falan gösteriyor. Çek çalışmaya geldik. Tamam. Partimiz var. Kaydalayın. Yeni başladık da işe. Tamam, ben kaydalayayım. Kayıt aldık. Kartımız var aslında, niye kayıt alınıyor? İkimiz de bastık. Yeni başladık. Hangi bölümdü? Onu şimdi... Evet, aynen. Daha bilmiyorum şu an. Daha yeni geldik, bugün geldik. Yeni başladık. Tamam. Ahmet Bey değil mi orada? Ne Ahmet de, evet. O bekliyordu. Aynen. Tamam. Güle güle. Çok fazla soru sordu ama kıyafetlerimizi giyince kimse anlamayacak. Bu arada burada video çekeceğimizin Ahmet Bey'in haberi var. Şimdi bize kıyafetlerimizi giyebileceğimiz bir yer gösterecek. Orada üzerimizi değiştireceğiz ve artık fabrikaya sızacağız. Normal çalışanlar mavi giyiyorlar. Ustalıklar yapınca arkadaşlar da siyah giyiyorlar. Ben mavileri giyeceğim çünkü çok dikkat çekmek istemiyorum. Gidip geliyorum. Merhaba. Kadınlar bu fabrikada bu şekilde giyiniyormuş. Şimdi artık kıyafetlerimizi giydik, hazırız. Fabrikadaki çalışanların arasına karışabiliriz. Hadi gelin. Gel, şuradan bir kapıyı zorlayalım. Burası kilitli de olabilir. Bir deneyeceğim şansımı ama. Bakalım burası nereye çıkacak? Aman. Hiç istediğimiz yeri bulduk. Bence en zor aşamayı atlattık. Gizlice içeriye girebildik. Şimdi burada bütün geceyi çıkarmaya çalışacağız. Aslında bu fabrikaya 3 hafta önce başka video çekmek amacıyla gelmiştim. Ancak arkadaşım olan fabrika sahibiyle konuşmamızda konu gece gizlice kalma videolarından açıldı. Benim burada gece gizlice kalmamın mümkün olmadığını, herkesin birbirini tanıdığını ve bu yüzden hemen fark edilip güvenlik tarafından sorgulanacağımızı söyledi. Ben de burasının çok büyük bir alan olduğunu ve işçi elbiseleri giyip maske taktıktan sonra kimsenin beni fark etmeyeceğini söyledim. Olurdu olmazdı derken böyle video çekmeye karar verdik. Daha önce defalarca gizlice bir yerlerde kaldığım için de kendime güveniyordum. Nitekim sorunsuz bir şekilde fabrika içine girdik. Biri sorarsa biz yeni işe başladık, bunu unutma. Bugün başladık. Keşke bize hangi bölümde çalıştığımıza dair de bilgi verselerdi ya. Kameramanımın göğsüne sakladığı küçük kameramız ile fabrika içinde bir tur attık. Ustaların, işçilerin yanından geçtik. Plastik ürünlerin nasıl yapıldığını inceledik derken şundan emin olduk. Biz burada bir geceyi geçiririz arkadaşlar. Net geçiririm. Hatta ben burada uyurum bile. Keşke yorgan yastık getirseydim ha. Ben diyorum ki biz bu kutuların arasında bir yerde kendimize bir üst belirleyelim. Bir tehlikeyle karşılaştığımızda, bir şey olduğunda direkt olarak gideriz, oraya saklanırız. Kim bana ne diyebilir ki? Ben de işçiyim şu an. Gel buradan fıyalım. Aa! Arkadaşlar bakın burada birisi yatak yapmış. Yastığı var, çarşafları var. Hatta polarını da burada bırakmış. Bu şekilde yatarız burada. Ben o çuvallardan gördüm ya. Tamam arkadaşlar. Ben yolumu buldum. Ha, şurada çöp var. Ben sürekli böyleyim. Bizim bence bu geceki nevresimlerimiz bu olacak. Burayı unutmayalım. Gate'in ismine baktım. A03. Aynen. Çay içelim. Hadi gel. Çay. Aa. Arkadaşlar iş başındayken biliyorsunuz çaya asla hayır demiyor. Şurada seyyar bir çay arabası görüyorum. Biz de çay alabilir miyiz? Açık mı olacak? Benimki açık olmasın. Ben de emin severim. Ara sıra uğraya. O zaman açığı bana ver. Al. O zaman elini biraz daha koyuyorum.
Teşekkür ederim ablacığım. Başka var mı? Of çok sıcak ha. Özgür söyledin mi? Görüyorsunuz çok güzel bir yer bulduk ama maalesef önümüz açık. Ben de bu duruma şöyle bir çözüm buldum. Gideceğiz bu yük taşıma arabalarından alacağız ve şu bölgeyi tamamıyla kutularla kapatacağız. Böylelikle burası çok daha kuytu bir yer haline gelecek. Ben de burada rahat rahat keyfime bakacağım. Gerekirse hatta geceyi geçireceğim. Nasıl dönüyor lan bu? Of dönmüyor alet. Nasıl yukarı kaldıracağım? Aha, böyle mi? Hadi bakalım. Çok daha dengeliyiz. Evet arkadaşlar artık yavaş yavaş kutularımı sanırım getirebileceğim bu tarafa doğru. Çalışma prensibi biraz enteresan. Çok enteresan değil aslında. Sağa çevirince sola gidiyor, sola çevirince sağa gidiyor da bu alan dar alan. Çöp kovalarını tek tek böyle koyacağım üzerime. Gelin girelim buradan içeriye. Bence oldu. Şu an iki adam immobilya olmak nasıl bir hissiyat olur anlıyorum. Tam o moddayım. Sanki yassı kolilere yerleştirilmişim gibi. Dışarıdan bir ses geliyor ama bizi burada çok görebileceklerini zannetmiyorum. Araba geliyor. Korktuğum başıma gelmesin. Önümüzdeki kolileri almasınlar. Allah. Allah. Ay buraya geliyor. Ya evet biraz dinlenelim dedik ya. İlk günümüzde biraz tempoya alışamadık. Uzaktan mal alacağız. Tamam. Tamam. Gelecek fazla var. Buradan mı mal alınacak? Evet buradan alacağız. Diğer taraftan alacağız. Ben çıkarım ya. Tamam. Yukarıdan ürün alacağız değil mi? Evet. Ay çok yükseğe çıktık. Buradaki tabelaya çarpacağım. Bunları mı alacağım? Oha! Çok yüksekti. Tam bu noktada mikrofonumuzun kablosu çıkmış. Biliyorsunuz biz bu çekimleri fark edilmemek için GoPro ile yapıyoruz. Ve GoPro'daki sesi kayıt esnasında dinleyemiyorsunuz. Biz de daha önce hiç kullanmadığımız bir mikrofon kullanıyorduk. Onun da kablo girişi çok uyduruk olduğu için video içinde birçok kere çıkmış maalesef. Ben yaklaşık 10 metre yükseklikte kutuları toplarken fark edilmeden bu işi yapıyor olmama şaşırıyordum. Normalde ilk gününden yatan bir çalışana laf edilmesini beklersiniz ama gayet anlayışla karşılandım. Kutuları indirme işlemimiz bittikten sonra bana kutuları depo tarafına bırakmam söylendi. Fakat depo tarafının nerede olduğunu bilmediğim için paleti ve kutuları bir kenarda bırakıp üretim alanına doğru kaçtım. Bak yine robotların olduğu yere geldik. Gerçekten kimse boş gezmiyor. Biz keşke usta şeyini giyseydik. Çünkü ben burada böyle ellerimi arkaya bağlıyorum. Sanki denetliyor gibi geziyorum. Şuna bakalım ne yapıyor. Geziyorsunuz akşamları. Ben gece sorumlusuyum. Ya gezmiyor. Bugün yeni başladık da biz biraz işi öğreniyoruz. İşi öğreniyoruz. O zaman boş boş niye geziyorsunuz? Geçin etiket yapıştıralım. Ne yapalım? Nereye gidelim? Etiket yapıştıralım. Çalıştıracağız. Tamam. İlk gün olduğu için biz daha adapte olamadık. Yasemin. Sen arkadaşa göster arkadaşlara bak. Tamam. Gece sorumlusu bizi makineden çıkan saklama kaplarının kapaklarını taktığımız bir bölüme bıraktı. Ben tabii fark edilir miyiz diye bayağı bir gerildim. Bunlar Meryem. Memnun oldum. Bunlar da fırından yeni çıktı değil mi? Bugün birlikte başladık. Doldur.
Ters yap. Tersimiz var mı? Yok yok. Yok. O kadar mı? Ha. Sen tabakları kapat, ben içine koyayım. Aynen. Hop. Allah. Çakıldım. Hadi. Hop. Tamam. Biz de geliriz sizle yemeğe ya. Gelin hep beraber. Otur tarafa gidelim. Tamam. Olur. Aynı odayız. Bir şey yapacağız. Tamam. Biz de böyle işi öğrenmiş oluyoruz. Aynen. Hadi sen arkadaşlar al. Hadi. Yeğenim, ben merhaba. Teşekkürler. İlk makinede yaklaşık 20 dakika çalıştık. Daha sonra başka bir makineye geçip orada da yaklaşık olarak 40 dakika kadar çalıştık. Arkadaşlar ya bakın burada önümüze iş tutuşturdular. O kadar büyük büyük beylik beylik laflar ettim. Burada şu anda bildiğiniz iş yapıyorum. Neyse yemek saati yaklaşıyor Allah'tan. Makinelerden çıkan saklama kaplarının kapaklarını kapatıyor ve iç içe koyuyorduk. Güzel meditasyon gibi ya. Ben evet, sevdim bunu. Ben de sevdim. Alışsan böyle makineye bağlasan bütün derdini tasanı unutursun ya. Yanımızdaki insanlar bizden hiç şüphelenmedi. Orada ilk günümüz olduğuna gerçekten inandılar. Hadi 3 tane kaldı. O kadar hızlıyız ki bak bize ürün yetişmiyor. 5 kişi yapıyoruz biz. Normalde bunu 1 kişi yapıyoruz. Makineden hızlıyız yani. Ha. Bak sıcak sıcak çıktı makineden. Sıcacık şu anda. Sıcak. Yeğenim dedim daha bir an. Merhaba. Merhaba. Aynen. 25. 26 hatta. Hadi ya. Cidden gözlerden. Hadi ya. Ay teşekkür ederim. Abi de sen bir de bana bak. Ben kaç yaşındayım sence? O da 25 gösteriyor en fazla. Yani. 33. Ben tanıştığımda da 25 gösteriyordu bu arada. Çok ilginç bir insan. Aynen. Çok tatlı insanlardı. Bu yüzden hızlıca samimi olduk. Sohbet, muhabbet, çalışmalarımızı yemeğe kadar sürdürdük. Ellerimizi yıkarsınız. Aynen. Tamam, ya. Aynen. Aha, burada ya? İşte, evet. Bulduk, bulduk. Ay maskemi de çok çıkarmak istemiyorum. Beni tanıyacak insanlar da olabilir çünkü. Ay pardon. Teşekkürler. Orada püre var işte. Olur alayım. Nereye geçelim? Ya şurası boş. Çok acıktım ha. Ben de. Bayağı acıktım. Nasıl çorba? Çok güzel. Bu ezogelin mi Nacim? Ezogelin. Ben de çok beğendim. Yemekten önceki çalışma faslına geri dönmek istemiyordum. Hem depo kısmında hem de üretim kısmında işlerimizi yarım bıraktığımız için şimdiye kadar hiç gitmediğimiz bir yere çatıya gitmeye karar verdim. An itibariyle hiç kimse yokmuş gibi gözüküyor. Bana öyle geldi. Bence bir göz atmanın kimseye zararı dokunmaz. Gelin bakalım burada neler var. Oo buradan bakın. Fabrikanın diğer kısmını full görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bahçeyi de görebiliyoruz. Şuradan çok fazla girip çıktık. Burası nereye gidiyor? Buradan fabrika sahibine tekrardan seslenmek istiyorum. Güvenlikler gelir, yakalanırsınız diyordum ama bak şu an biz çatı tepelerindeyiz. Gel bakalım. Oha! Oha! Biraz korkunç. Ha. Bir tık korkunç. Gelin. Şu an aşağıda insanlar çalışıyor. İnsanların tepesine düşmeyelim. Allah! Yerler kaygan ha. O yüzden işte biraz şey oldu. Aa! Gizlice girdiğim fabrikanın çatısına çıktım. Şey değil mi bu ya? Yüz verince tepemize çıktılar. Resmen yüz verdiler ve tepelerine çıktık arkadaşlar. Bu videoyu izlediğinde fabrika sahibinin yüzünü gerçekten görmek isterim. Çünkü ilginç olacak. Kötü insan kahkahası geldi bana. Aman burada bağırırım. Da bağır. Bakalım aşağıda ne var diyorsun da bak onu gözüme tutuyorsun. Gözüm görmüyor. Bir bakalım. Aa ne var orada depo gibi bir şey var. Cin çıkacak. Ne çıkacak? Ha o kadar şey çıkmadı. Arkadaşlar en uca kadar geldik görüyorsunuz. Hiçbir şey yok aşağıda. Fabrikanın devamı var. Birazcık daha alçak bir tamam var. Burası depo bölümü, orası da acaba normal makinelerin olduğu bölüm mü? Çünkü depo bölümünün çatısı çok daha yüksekti. Biraz dikkat ettim, baktım. Ya da şu an tamamıyla uyduruyor da olabilirim.
Vallahi tam şey değil mi ya? İstanbul sen mi büyüksün ben mi diye bağırmalık mekan burası. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Burada kimse yok. O yüzden beni duyan siz varsınız. Siz yapın arkadaşlar. Ulan bir tane güvenlik müvenlik görse şu an manyak gibi rezil olacağız. İşte yok. Hiçbir tane güvenlik bile yok. Hani bizi yakalarlardı bu güvenlikler. Vallahi arada arabalar geçiyor ama kimse yok. Bağırdım ağzım çıktığı kadar. Bu da bugüne kadar çekmiş olduğum en rahat gece gizlice kalma videosudur. Net. Bir şey diyeyim mi? Ben bu pişkinlikle güvenlik gelse onu da başımdan def ederim büyük ihtimalle. Alıştım alıştım. YouTuber'lık böyle. Alıştım yani gece gizlice bir yerlere girmeye alıştım. Yarın öbür gün gizlice sizin evinize girersem şaşırmayın. Yok artık. Yapabilirim. Alıştım çünkü. Ruhunuzda duymaz. Bakın o kadar söylüyorum. Çatıda güvenliklerin özellikle duyabilmesi için çok yüksek sesle bağırmama rağmen kimseden ses çıkmayınca tamamen rahatladım. Artık kimse beni yakalayamaz diye düşünüyordum. Depo kısmına inip dizi izlemeye başladım. Oturmuşum burada dizi izliyorum. Daha ne olsun? Rahatlığa bakın. Sözde güvenliklerin beni gelip bulması falan gerekiyordu. Yok yani öyle bir şey yok. Bakın ne kadar rahatım. Şurada bir çay olsa da çayımı yudumlasam yani o kadar rahatım. Keyfim çok yerinde. Ben burada kaldım ya gece gizlice. Kimse yok. Dedim ya kimse yok diyor bana hala. Kim olacak ki? Kim olabilir ki? Videomuzda birazcık aksiyon az oldu gibi hissediyorum. Ona birazcık üzüldüm. Biliyorsunuz normalde oradan oraya koşturuyordu. Güvenlikler bizi kovalıyordu. Ben de bu videoda da yine o şekilde olacak zannetmiştim. Çünkü fabrika sahibi bana öyle anlattı ki güvenlikler sizi bırakmayacak. İşte asla kalamazsınız. Ben de yine full öyle bir şey olacak zannetmiştim ama geldiğimiz nokta burası. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Vallahi burada ben takılıyorum. Evde bu kadar boş vaktim olmuyor ya. Başıma geleceklerden habersiz büyük büyük konuşurken bir anda sirenler çalmaya başladı arkadaşlar. Sağa dön, sağa dön, sağa dön. Sağa dön, sağa dön. Dümdüz koş, koş, koş. Yangın var, koş, 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 koş. Ne burada mı ses çıkmış? Yangın çıktı galiba. Yangın çıktı, koş, 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 koş. Yangın çıktı. Dön geri, dön, 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 dön. Koş. Koş koş. Şey patladı. Bir anda sirenler çalmaya başlayınca tabii ki şok oldum. Fabrika mı yanıyor, deprem mi oluyor? Her şey aklımdan geçmeye başladı. Hayır be! Toplama bölgesi neresi? Çayı da öndeydi. Kameramanım da beni sürekli olarak hadi koş koş hızlı koş diye uyarıyordu. Koş koş. Aç kapı dün dün. Gel gel gel. Yangın ya. Yangın falan var abi. Ne? Git bir şeyler oldu ya abi. Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Gel gel. Koş 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 koş. Hadi koş. Ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum arkadaşlar. Neler hazırlamışsınız? Oha! Kostümlere bakın. Ya ben de diyorum ki başından beri işte güvenlikler sizi bulur. Direkt enseler dedi bana fabrikanın sahibi. Ben bayağı rahat rahat takılıyorum. Hoş geldin, hoş geldin. İnanılmaz ya. En başından beri herkes biliyor muydu?
Meğer kameramanın ve fabrikanın sahibi olan arkadaşımız birlikte bana böyle bir sürpriz hazırlamışlar. Çok doğaçlama gelişen bir plan olmuş ve bu planı uygularken de oldukça eğlenmişler. Ben bir an tüm fabrikanın da mı acaba bu işten haberi vardı diye düşündüm ama sadece belli başlı kişilerin haberi varmış. Bir saat boyunca beraber çalıştığımız insanların haberi yokmuş mesela. Zaten onlar da oldukça şaşırdı benimle birlikte. Vallahi bilmiyordum. 3 San Plastik ailesine çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız ve harikasınız yani. Çok sayım. Yangın söndürdüm ya burada. Asıl planları beni bir yangının olduğuna inandırmakmış. Ancak biz daha dışarıya ilk çıktığımız arka kapıda elinde meşale tutmuş ve sırıtarak yüzüme bakan arkadaşlar görünce ben bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu anlamıştım. Yine de oldukça eğlenceli bir kapanış oldu videomuz için. Çok 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 eğlendim. Bu tarz şakaları normalde ben yaparım biliyorsunuz. Böyle ava giderken insanları avlamayı severim ama gafil avlandım ilk defa. Şimdi bizim buralarda oyuna oyun biliyorsun. Hakikaten öyle. Yani tek taraflı olmaz. Çok mesela ama herkese işbirliği yapıyorsun. Arkadaşlar biliyorsunuz Turgut'un videosunda da Turgut'u kandırmıştı. Bu sefer de beni kandırdın. Helal olsun ama. Gerçekten helal olsun. Müthişti. Eğer arkadaşlar videoyu izlerken eğlendiyseniz ve hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben gerçekten bu videoda çok eğlendim ve hiç beklemediğim kontrolüm dışında olaylar yaşandı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki videoda nerede gizlice kalalım? Çünkü sizin istekleriniz ve sizin yazdıklarınız benim için çok önemli. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güle güle.